Sayın Başkan'ın yanıtı ise yani psikolojik durumu incelenmeli şeklinde oldu. Size ne düşündürdü? Belediyede var mı böyle şeyler? Kimler işe alınıyor? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun okuduğu kağıt ne kağıdıdır? Sadece bir not kağıdından böyle bir suçlama yapmak kolay mıdır? Bunlar vatandaşların soruları. Buyurun sizi dinleyelim Sayın Subaşı. Can Bey, şimdi böyle bir cümleyi İçişleri Bakanı'nın kuruyor olması ülkenin nasıl yönetildiği konusunda fikir verici bir hüzünlü bir durum. Çünkü aslında İçişleri Bakanı'nın böyle söylemesi değil, böyle söyleyen birinin İçişleri Bakanı olması sorun. Bugün ülkede yaşadığımız bütün bu ekonomik kaosun, siyasi kaosun temeli aslında işte bu şekilde düşünen, bu şekilde aciz insanların bu ülkeyi yönetiyor olması. Asıl sorun bu. Şimdi siz İçişleri Bakanısınız. Böyle bir örgüt tespitiniz varsa, savcılıklar nezdinde girişimlerde bunu yasal işlem başlatmanız gerekmez mi? Böyle bir şey gerekir. Artı isim listesini kuruma verirsiniz, siz de gereğini yapın dersiniz. Çıkıyor ekranlarda, mecliste, Yüce Meclis'in çatısı altında böyle cümleler sarf ediyor. Ekrem Başkan buna bir tepki olarak burada psikolojik bir durum olduğunu, Sayın Bakan'la ilgili psikolojik bir durum olduğunu söylemiş. Ben tabii kamu yönetimi açısından bakmak istiyorum. Tabii ki. Sayın Bakan'ın psikolojik durumundan öte. Kendisinin bir demeci var. Ben ömrümde bir tek güvenlik makalesi okumamış bir adamım. Doğru. Okumadım yani diyor. Ben İçişleri Bakanlığı ile ilgili bir şey biliyorum dersen yanlış olur. Ben İçişleri Bakanlığı ile ilgili bir şey biliyorum dersen yanlış olur diyor. Aslında görevinin ağırlığını taşıyamayan biri olduğunu bu cümlelerle göstermiş oluyor Can Bey. Türkiye küçük bir ülke değildir. 82 milyonluk bir ülkedir. Dünyanın en stratejik coğrafyasındadır. Büyük bir ekonomik kriz altındayız. Vatandaşımız perişan durumda. Biz belediye olarak belediyenin olanakları çerçevesinde, belediyenin yetki alanları çerçevesinde ekonomik krizle boğuşan milletimize kamunun bize verdiği görev doğrultusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bakın 2 milyona yakın insan sosyal yardımlarımızdan yararlanıyor İBB'nin. Bu ekonomik krizle boğuşurken, biz ekonomik krizle boğuşurken birileri de tutmuş paçamızdan bizi güya aklınca engellemeye çalışıyor. Yani gerçekten hüzün verici buluyorum bunu. Türkiye Cumhuriyeti tarihine şöyle bir dönün bakın. Böyle bir İçişleri Bakanı görülmüyor. Sayın Cumhurbaşkanı herhalde gereğini yapacağına inanıyorum bu konuyla ilgili. Yani hayatımda duyduğum en güzel ses sigorta poliçelerini basan yazıdan gelen ses demiş bir sayın bakan. Dolayısıyla gerçekten artık hani öfke duyamıyoruz. Bir ara gülüyorduk. Ben artık üzülüyorum. Yani şu anda baskın duygum bu tabloya baktığımda üzüntü duygusu. 557 personel terör örgütleriyle ilişkiliymiş. Siz İçişleri Bakanı olarak ne yaptınız bu konuda? Bir yasal girişimde bulundunuz. Bu ülkenin mahkemeleri var, savcıları var. Yani çerçeve bu Can Bey. Böyle bir suçlamanın perde arkasında yatan gerekçeyi bu yorumlarınız nezdinde soruyorum elbette. Bu yanıtlar sonrasında mutlaka düşündüğünüz bir gerekçe olmalı diye düşünüyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bunu söyleme gerekçesi ne? Daha önceki tırnak içinde İBB'ye çıkarılan bariyerlerle aynı gerekçeler mi sizce? Aynı motivasyon mu? Tabii ki siyasi olarak bizi toplumun gözünde itibarsızlaşmak, tırmak, küçük düşürmek, sanki terör örgütleriyle bağlantılıymışız gibi bir izlenim yaratmak. Amaç bu. Belli ki daha da geride seçime gidiyoruz. Seçim ortamına doğru Türkiye giderek giriyor. Kendisi de acaba bu argümanla acaba toplumun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, Millet İttifakı'na, Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan yönelmesini acaba engelleyebilir miyim diye düşünüyor. Bu numarayı 31 Mart öncesi de yaptılar. Halk 31 Mart'ta gerekeni yaptı. Bunu yapmaya devam ettiler. Bu sefer 23 Haziran'da daha büyük bir
Yenilgi de demek istemiyorum. Seçimleri ben zafer ve yenilgi olarak da tanımlamak istemiyorum. Sonuçta hepsi bizim partilerimiz. Demokratik bir ülke olmaya çalışıyoruz. 23 Haziran'da gereken cevabı aldılar. Ben siyasi açıdan düşünürsek Sayın İçişleri Bakanı'nın seçime kadar orada durmasından çok memnun olurum. Çünkü söylediği her sözle bizim oylarımızı daha da arttırdığına inanıyorum. Büyükşehir Belediyesi'ne, Sayın Ekrem İmamoğlu'na, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Millet İttifakı'na yönelişi daha da arttırdığına inanıyorum bu şekliyle. Ama sadece partisel açıdan düşünmek istemiyorum. Sonuçta bu ülke hepimizin ülkesi. İçişleri Bakanı böyle ifadeler kullanmamalı. Yani devletin bütün kurumları önemli ama hani İçişleri Bakanı kamu düzenliğini, kamu güvenliğini sağlayan bir bakan. Emniyet Genel Müdürlüğü ona bağlı. Yanılmıyorsam jandarma ona bağlı. Yani böyle bir bakanlığın başında bulunan kişinin daha bir devlet ahlakı, devlet etiği, devlet sorumlu olmasını insan bekliyor. Ben bir avukat olarak tabii bunu daha çok bekliyorum. Bakın sadece o laf değil. O laf hani vahim bir laf ama 33 bin kişi işten atıldı gibi bir laflar da ediyor. Evet. 33 bin kişi işe alındı diyor. Doğru mudur bunlar? Geçen İBB meclisinde bu tartışıldı. 45 bin kişi işe alındı denmişti. Şimdi 33 bin deniyor. Yani sürekli yalan ifadeler, iftira ifadeler. Kaldı ki 33 bin kişinin mesela 3 bini Ekrem Başkanımız da söyledi. Ağaç aşağıya alınmış. KHK'lı olduğu için. Yani taşeronlardan İBB bünyesine geçmesi gerektiği için alınmış. Bu 33 bin kişinin içine nakiller var. Gelenler var. Mevsimlik işler var. Yani toplamda giriş diye görünen kayıt 33 bin ama yeni personel sıfırdan işe alınmış personel sayısı çok daha az bunlar. 5-6 bin civarında olduğunu söylemek istiyorum. Tabii bu 5-6 binden çok emin olmadığım için hani güçlü bir şekilde söylemiş olmayayım ama en azından İBB meclisinde 45 bin, Sayın Bakan 33 bin dediğine göre bu işe alımlar konusunda bile yalan söyleniyor. Bakın Sayın Karabat, Özgür Karabat, İstanbul Milletvekilimizle ilgili bazı şeyler söylendi. Büyük bir yolsuzluk şu bu falan deniyor. Halbuki İBB meclisinde ortada ahlak, kanuni bir sorun olmadığı, bir yolsuzluk olmadığı ama etik bir mesele olduğunu oradaki grup başkan vekili söylemişti. Sayın Nurettin Canikli de meclisteki konuşmada kanun dışı bir şey yok burada. Etik dışı bir şey var dedi. Tabii etiklik konusunda bu arkadaşların bize söyleyecek hiçbir şey yok ama sanki kanuni bir şey, kanun dışı bir şey yapıyormuşuz gibi bir hava yaratmaya çalışıyorlar. Bütün bunların gerisinde yatan şey Can Bey, hani İsmet Paşa'nın bir lafı vardır, suçluların telaşı içindesiniz diye bir lafı vardır zamanında iktidara yönelttiği. Ben burada biraz suçlu telaşı görüyorum. İçişleri Bakanlığı'nın nasıl bir şey olduğunu bilmeyen Sayın Bakan en geç seçim tarihinde görevinden uzaklaşacak. Çok sevdiği sigorta poliçelerin yanına gidecek. Sayın Subaşı, son soru vatandaşlar da merak ediyor. Ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi görev değişikliği oldu bitti. Biz Ekrem Başkan'ı gördük, koltuğuna oturdu. Bazı dosyaların üzerine gidildi. Bunlar kamuoyuyla paylaşıldı. Sonra hop İçişleri Bakanlığı bu dosyalara el koydu. Dünkü tartışmada bu da biraz gündeme girmiş gibiydi. O soruşturma dosyalarının akıbeti ne olacak? İBB'ye sen dur, sen bakma, biz inceleriz dedi İçişleri Bakanlığı. Öyle de kalacak gibi mi? Yani başında böyle bir bakanın olduğu bir yerde o dosyaların akıbeti ne olabilir Can Bey? Yani İçişleri Bakanı İBB'ye baktığında kaç kişi alındı, hangi örgüt falan diye merak edeceği yerde asıl bunlara baksa olmaz mıydı? Bak ben size bir şey daha söyleyeyim. Terörle mücadelede örgüt ismi kullanılmaz. Silahlı kuvvetlerin birçok metninde örgüt ismi yazmaz. Örgütlerin, silahlı kuvvetlerin ona verdiği isimler kullanılır. Mesela BTÖ der. Doğru. Bölücü terör örgütü demektir. Kimi kastettiğini herkes bilir. Şimdi Sayın Bakan, İçişleri Bakanı kendi ağzından örgüt isimleri anarak aslında bir anlamda örgüt propagandası yapmış olur. Yani ama hani ben kızamıyorum çünkü ben ömrümde bir tek güvenlik makalesi okumadım diyor. Ben 9 yıl güvenlik makalesi okudum. Yani şu düştüğü, bakın ben tekrar söylüyorum. İçişleri Bakanı'nın böyle söylemesi beni üzmüyor Can Bey. Böyle söyleyen birinin İçişleri Bakanı olması beni üzüyor. Milletimiz bunları görüyor. Biz milletimizin ferasetine güveniyoruz.
Bunlar gerçekten ajitatif, böyle propaganda olsun diye söylenmiş laflar değil benim bu laflarım. Ben 82 milyon insanımızın bu söylenen sözleri gördüğünü, bunları kafasında tarttığını tahmin ediyorum, görüyorum. Bunları biz 31 Mart öncesi de görüyorduk. 23 Haziran öncesi de görüyorduk. Bunu milletimiz çok...